Tuş Yedi YouTube kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Yine eğlenmeye şartlandık, yine eğleneceğiz. Bomba gibi bir konuk var. Amerika'dan getirdik. New Jersey'den. Anıl'la gidip uçtuk. Kaç saat uçtuk Anıl? Ya biz aktarmalı gittik niyeyse. Bilmiyorum artık. Bir sıkıntı yaşadık. 8 saat. Sıkıntı değil 6 ya. 6 saat bir yere gittik. Ama sonuç itibariyle 24 saat içinde ulaştık. Sunucu. Bugün de Amerika'dan geleceğiz. Aynen. New Jersey sahilinde. Ayağına kadar geldik. Aynen, Jersey Shore sahillerinden. Anam o ne abi, ben getirdim. Sen bir söylesene, hangi sahil? Jersey Shore sahilindeyiz, Seaside Beach. Ben onu söylemezsem, file sahibini söylemem, file sahibini. Onu ufak söyleseydim, emin ol Barcelona değil. Söylemezsem, Jersey sahibi var. Zaten öyle, öyle. Sahibi var. Seni yakın. 2-3 ay sonra gelen ve sonra gidenler aynen böyle ağızlarını yaptıklarında İngilizce tamamen olmuş gibi. Seyhan İçecan sunucu Amerika'daki sunucu bütün... Sunucu televizyoncu. Evet. Evet. Sunuculukları evet. Sen yapıyor musun? Evet. Anıl öğrendi. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri sıcak tutan kişi. Aynen öyle. Dördüncü köprü diye bir daha. Dördüncü köprü. Aynen. Amerika ve Türkiye nasıl, arasında ilişki köprü. Nasıl ilişki nasıl şu anda? Sıcak mıyız? Soğuk İlişkiler mıyız? Havalar nasıl Amerika'da, sen onu söyle. Buraya paralel olarak gidiyor. Yani 3 gün önce burası nasılsa New York, New Jersey bölgesi de öyle oluyor. Ben tabii ki 10 yaşından beri Amerika'da yaşıyorum ve her zaman nasıl oradaki... gömdü bizi? Biz de Gazi Osman Paşa'dayız. 5 yaşımızdan beri ne olacak? İşte Fındıkzade, Gazi Fındıkzade, Osman Paşa. Fındıkzade, Beylikdüzü. Devamlı fındık yiyoruz Fındıkzade'de yani. Orada her zaman tabii Türk-Amerikan toplumunun içinde büyümüş birisi olarak büyüdükten sonra da mesleğimi de aynı zamanda o camiada icra ediyorum. Aynen öyle. Çok güzel balolarımız oluyor. Futbol takımlarının, ondan sonra şehirlerin dernekleri. Aynen. Bizde de devamlı kavga var. Balo yok ya. Devamlı yok. Balo yok. Yani balo yok. Bizde bayramları bile maalesef maçlar bayram bizim için. Onu bile maalesef yaşayamıyoruz. Yok hakem faciası, yok taraftar kavgası. Miami nasıl? Miami bir söz. Tabii az olunca daha kıymetli oluyor. Ufuk gitti. Evet. Niye ben iyi diyorum lan tek? Tamam, ben ikimiz gittik. Şortları giydik. Miami sahilinde geziyoruz. Evet. Türküz dedik ve bize bakış etsi. Valla zaten size bakış hadi lan bu da, şöyle hadi. Bir şeyden İtalya'dan tahmin ediyorlar. Yunanistan'a kadar gidiyorlar ama Türkiye'yi bir türlü akıllarına getirmiyorlar. Ama bu tipi nasıl evet ya. İtalyan tahmin edecekler benim tipi? Senin tipini İtalyan tahmin ederler ama sen biraz Lübnan'da tahmin edebilirler. Aynen birazcık o tarafa doğru. Ama kardeşim belanda. Amerika'nın Türkiye bakış açısını bilmem ama Amerika'da Türk'ün Türkiye bakış açısı muazzam. Daha 100 metre öteden tanıyorsun. Aynen birliktelik öyle. Var, değil mi? Birliktelik var. Yürüyüşünden, ondan sonra davranışından, o sigarayı çekişinden anlaşılıyor hemen. Sigara fazla herhalde diyor, onu söyleyeyim. Evet. Amerika'da çektiği bazı videolar var. Mesela halay çektiği. Ayettin'i dövüyorlardı bir ara. Bir Amerikalılar şok oluyor. Şok bir şekilde davranıyorlar. Yani Times Square'da biz bir pilot çekimi yapıyoruz arkadaşlar. Ekip Türk. Ama bu arada Hayrettin'e de selamla kalk gidelim de iyi kalkıp gidiyor yani. Bak, çok Hayrettin iyi işler. Öpüyorum Hayrettin'i de iyi güzel bizim programı da seviyorum. Ben Hayrettin'i severim. Bak, İTÜ'de beraber iki sene oldu. İki sene oldu İTÜ'de beraberdik. Yıkıldık ya. Şimdi Hayrettin'le geçen gün konuştuk. Sözünü valla kesti. Bizim programı seyrediyormuş tahmini pek mesela Tuş Gidin'i. Buradan selam olsun. Bütün Kalk Gidelim ailesi. Staff yapıp bizi izliyor. Muhteşemler. Hepsine teşekkür ederiz. Bize bir video çekecek Hayrettin. Sözünü aldım. Amerika'ya geliyoruz. Hayrettin'den Amerika'ya döndük. Güzel, aynen güzel oldu. Konuğu da bu şekilde garantiliyorsunuz. Hayrettin, tabii. Nerede şimdi, kamera? Bizim buraya gelen konuklar hep dostumuz. Tahmini pekmez de Tuşkili de ailesin. Amerika'da yayınlama misyonu da sana ait. Aynen. Tamam. Bak. Oradan ben, bu görev senin. Tamam, o görev misyon olarak edildim Tuş yani. Tuşkili'nin yapımcısı Emir de stüdyoya giriş yaptı. Emir kardeşim de tamam Emir yani. Emir de geldiğine göre tamam. Bir şey olay. Peki Seren, biz efendim? Şimdi buraya ağırladığımız konuklarla hep iş konuşuruz ama biraz da aşk konuşuruz. Konuşmadan olmaz. Ufuk, baktı ki zaten bu aşk konusunu konuşacağımız belliydi. Evet, aynen geldi o yani. Valla şu anda havada çok güzel parfüm kokusu var. Parfümlerden geçelim ama markaya girdiği için söyleyemeyiz herhalde. Evet, sen bu stüdyoda konuşuyorsun yani. Bir şey gördün mü? Lütfen. Yapma, öyle parfüm kokusu. Sakın. Aşk deyince aklıma gelen... Bak seni şöyle yumuşatacağım. Sen şimdi çiçek böceğe gideceksin belli. Amerikalı sevgilin oldu mu hiç? Amerikalı sevgilim olmadı. Şu an var mı?
Yok. Amerikalı sevgilin nasıl olmadı ya, Amerikalı sevgilin olmadı? Ondan yani çok az sayıda herhalde sevgilim oldu. Onlar da alternatifler arasında az sıralarda kaç olduğu için de herhalde. Mesela? Bilmiyorum valla. O kadar az ama bir o kadar az. Ben burada bir şey diyeceğim babacığım. Lütfen. Bak biz talk showcuyuz. Bak Miami'de. Bizi ciddiyete bağlama. Valla şimdi aşk deyince aklıma çok güzel Cemal Süreyya'nın şiiri geliyor aşk. O şiir söylersen. Ondan sonra İstanbul aşkı geliyor. Aa. Şu anda edindiğim kedi aşkım geliyor. En sonunda sen bir keşke bağlasam. Bağlayacak sana bir şey söyleyeyim. Belli ki şu aşk an aşk. Aşk güzel ya. Yani hani aşk deyince direkt aslında kadın erkek ilişkisine bağlanmaması tamam lazım. Tamam da plaja yani. Tek mi gidiyorsun? Ama Miami plajı. Ya arkadaşlarım var yani. Tamam, niye Allah'ın illa yani erkek arkadaşlarım var tabii ki. Ama sevgili bazında yok diyorsun. Ya zaten beğendiğim için arkadaşlarım onlar benim. Ama yani illa yani o kadın erkek ilişkisine bağlamaya gerek yok yani. Beğenmekten beğenmeye fark ediyor şimdi. Anıl'ı da beğeniyorsun ama dost olarak, arkadaş olarak evet. Beni de beğeniyorsun evet. Ama bir de beğenmek var. Abi aşk olarak görmekle bakmak farklı. Valla şunu söyleyeyim. Artık güzel, düzgün, boyu boyuma, huyu huyuma, suyu suyuma uygun birisi olursa açığım yani. Şu anda aşk konusu böyle. Kriterleri söyle de bari. Boyu kaç olacak? Kriterleri de söyle de. Evet yani basketbolcu olabilir. Çünkü benim boyum biliyorsun uzun bayan olarak. Ama basketbolcu da daha da mı uzun oldu? Ya yüreği güzel olsun, bitti. Karakterli olsun, güvenilir olsun. Ben sana söyleyeyim, şaktan yürüyor. Şakir o ne yıl mı diyorsun? Peki yani, bak şunu da sormak lazım. Diyelim buldu. Amerika'da mı yaşaması lazım? Yani yaşamına Türkiye'de devam eder misin? Valla yani o kişi doğruysa dünyanın her yerinde olabilir. İşte güzel. Yani o zaman aşk. Ama Anılcığım doğru insanı yok. Ölene kadar bulamıyorsun, öğrenemiyorsun. Nasıl yapacaksın? O belli olmuyor. Evet ya, kavun değil de. Ki altına vurasın, koklayasın. Maalesef, o şans büyük bir piyango. Evet, peki Amerika'da Türk dizilerini, televizyon programlarını izliyor musun? Tahmin evet, Pekmez'i çok... izlediğini biliyoruz. Aynen öyle. Başta sizi, Tahmin Pekmez, Tuş Gibi. Onun dışında şöyle bir şey, ben burada yaşarken hiç televizyona bakmıyordum. Hiçbir şeyden haberdar değildim. Ama orada herhalde bir özlem oluyor ya. İnsan o işte dizileri, programları izleyerek gideriyor özlemini daha mesela? Çok. Valla şu anda İstanbullu Gelin dizisini çok herkes seviyorum. Herkes İstanbullu Gelin izliyor. Aynen, yani. Annesi de o dizisini evet. Aşıyor mesela. Aynen evet, yani benim cuma günlerimiz izliyor. Onunla başka 2-3 yani. Olarak hangisi? Valla ilk aklıma gelen o oldu. Onun dışında böyle karma bir şeyler. Kıvancı dizisi var, Çarpışma. Mesela annemle babam bütün dizileri izliyorlar ya. Ben de aralarda böyle konuk girip izleyici girip oluyorum. Hani şu anda konuğum ya. Konuk oyuncu gibi girip çıkıyor ya. İzleyici var. Evet, aynen. Her evdeki çocukların yaşadığı şey bu. Kesin. Aynen. Mesela 15 yaşında. Anneyle babayı yatığı o kendi bir başka şeyler izler mesela. Neler tabii, izlersin? Tabii çok. Mesela şey hani yabancı talk show'ları izler misin? Aynen. Yani mesela şey Conan, Jimmy program Kerem. Olarak değil de Conan fazla şeyde. Chicago'da Richie var. Tanıyor musun? Okan Bayülgen'den sonra sanki o taklitmiş gibi geliyor. Aynen. Ne farklı? Orada neyi farklı yapıyorlar? Mesela bizi de gördüm. Ya orijinallik var herhalde orada ya. Yani zaten Amerika dediğinde bir şeyi çok iyi satmada uzmanlar. Tabii. Yani hani paketleme ambalajları gerçekten çok iyi. Şov dünyasında da doğal olarak onlar çok iyiler. Yani bir şey yapıyorlarsa ben şey diyemiyorum bu şunu anımsatıyor değil yani. Gerçekten özgün. Kendileri özgü oluyorlar. İşte bizim de sevilme nedenimiz oldu biliyor musun? Hep aynen. Özgün. Yok Okan'a bakalım, Beyaz'a bakalım, Ezer Yenen'den ne yapmış? Yok. Yani, Okan'da Beyaz'da böyle telefon yok anam yani. Her şey yeni. Yok. İlk kez görüyorsun. Amerika Trump'tan memnun mu? Ve şurada yazılan kağıtlara evet. Bakılmıyor bizde. Hı-hı. Böyle. Biz hiç böyle gördün mü? Aa ne acaba falan. Ama diğer talk show'lara bakıyorsun. O abi o farklı bir şey ya. O bir Nişantaşı olacağım diye böyle sırada yarışıyor insanlar. Evet. Yok be abicim kendi ne oluyor? Şimdi gelelim Tuş Gelin'in evet. Şifresine. Evet. Estetuyum Life'dan hediye çeki kazanacaksın. Hediye çekimiz burada. Çok güzel ama havalı. Doktor Buket Kılınç'tan hediye çeki kazanacaksın. İster estetik, ister diş, ne istersen yaptıracaksın. Harika. Soru geliyor. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ara Güler'in doğum tarihini soracağız. Çok kolay. Çok kolay bir şey soracağım. Ayabiye de Allah'tan yardım edin. Allah rahmet eylesin. Efsanedir o da. Efsane. Aynen öyle. Anmak istedik Ufuk'la birlikte. Biz her hafta böyle güzel tarihler buluyoruz. Ki isimleri unutmayalım. Ben, ben sanatçıyım demez, fotoğraf emekçisiyim de. Sanatçı olanlar inan bana sanatçıyım demez. Aynen.
Şifre. Biz sana 3 tane rakam verdik. 1, 9 ve 8. Ortadaki rakamı isteyeceğiz senden. Üçüncü rakamı. Kesinlikle 48 değildir. Yukarısıdır. Yani ya 28 ya 38. İyi düşün. Bence 28 diyorum. 1928 diyorum. Ben bilmiyorum. 28 diyorsun. Aa. Benim eşim bilir. Ben bilmem, eşim bilir. Sen biliyor musun abi? Biliyorum. Ya biliyorsun da. Biliyorum ya, ama bilmemezsen geliyorum. Ya. Önceden bilsem Seren, şimdi hemen telefon durdu bakacağım. Gerçekten tebrik ederim. Doğru mu? Hamdi abi, Hamdi abi bildi mi? Çekler gitti bu Hamdi abi. O zaman alıyorum. Evet. Harika oldu. Vermesek mi acaba? Verme lan. Yok, canın sağ olsun. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederiz. Sağ olun, siz de beni ağırladınız. Ne güzel sağlık, iyi zaman. Enerji. Her zaman bu kapı açık sana. Yalnız aynen, bunu ağlamamızın sebebi Amerika'da da sen bizi ağırla diye yani. Aynen, her zaman beklerim. Evet, bu haftada artık kapanışa geldik. Sizleri seviyoruz. Seren size bir sesleniş yapacak. Tuş kilidine abone olun diyecek galiba. Bilmiyorum. Bir yerlerde böyle tuş kilidi varmış. YouTube'a giriyorsunuz. Orada böyle sağ üst tarafta oluyor herhalde. Tuş kilidine basıyorsunuz ve bu harika enerjiyi izliyorsunuz. Tuş kilidini izlemeye devam edin. Hadi bakalım. Vallahi ben ikisi çok güzel konuştu. Benim de söyleyecek başka bir şeyim yok. Tuş kilidinde eğlence var. Başka hiçbir şey yok. Üzüntü yok. Hiçbir şey yok. Eğlenin. Abone olun, eğlenin diyoruz. 3 nokta diyoruz. Haftaya görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyor. Hoşçakalın.